Geçmiş olsun. Sağ ol. Naz. Doktor ne zaman iyi hissederse çıkabilir dedi. Haberin olsun. Buyurun. Al biraz. İstemiyorum. Az olmaz. Biraz toparlanman için bir iki yudum al. Bırak, bırak. Doktor izin verdiyse gidelim, hazırım ben. Tamam, o zaman biz giyinelim. Siz çıkın. Sen de çık. Çıkmıyorum. Çık dedim İncila. Çıkmıyorum Naz. Artık bunları yapmak zorunda değilsin. Hizmetçi değilsin artık. Zorunda olduğum için değil. Kendim istediğim için yapıyorum. İstersen bağır çağır. Seni yalnız bırakmayacağım, buradayım. Sana bağırsam ne değişecek? Naz. İstiyorsan ağla. Tutma kendini. Terapi istemedim. Giydireceksen giydir, giydirmeyeceksen de çık. İncil'e kaldı yine. Senin kalman gerekmiyor muydu? Dışarıda kalsam daha sinirlenirdi. Sana ne lan? Huyunu suyunu bilmeden konuşuyorsun. Sinirlensin abi, ne olacak? Acısı var kızın. İncil'e göğüslüyor. Her seferinde niye İncil'e göğüslüyor? Sen niye göğüslemiyorsun? Acısı mı var? Aynen. Ha, iyi oldu ya hatırlattın. Biz gerizekalıyız, anlamıyoruz bu işlerden. Mete bak. Sen bana bak ya. Madem acısı var, evde dinlenmesi gerekirken niye senin yanında? Sen onu söyle önce. Bak acına veriyorum. Abuk subuk sorular sorma. Verme aslan abim benim acıma. Sen soruma cevap ver. Sen bana soruyorsun ya senin İncil'e ne işin var diye. Duyacak şimdi. Bir de böyle mi üzeceksin kızı? Özür dilemeye gelmiş. Başka ne için gelecek? Tekerlekli sandalye ister misin? Ayağımı kaybetmedim. O acıyan bakışlarınızı burada bırakınca gelirsiniz. Babacığım! Ne oluyor? Baba. Ne oldu? Mete aradı. Söylesenize. Bebek gitmiş. Nasıl? Babacığım dur. Yalıya geçiyorlarmış şimdi. Lütfen kimseyi aramayın dedi. Yürüyün. Yürüyün gidiyoruz. Hadi. Ben sana haber vereyim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Baba ne işi var o kadının bizim evimizde? Atıf niye geldin, ben gelmedim. Siz niye hep birlikte geldiniz? Maşallah duyan gelmiş. Ne bu suratlarınızın hali? Ne oluyor ya? Şey yapalım. Önce bir oturalım mı Filiz? Neden? Füsun söylesene ne oldu Atıf? Ben nasıl söylesem bilemiyorum kızım. Naz. Naz'a bir şey oldu. Naz'a ne oldu? Bir şey oldu Naz'a. Ya insanı delirtmeseniz de söyleseniz de Naz'a ne oldu? Bebeğini düşürdü.
İyi misin? Gel. Tabii tabii. İyi misin? Mete. Nazcığım bir çorba yaptırayım mı? İstemiyorum. Şöyle sıcak bir çorba, ufak bir kase. İstemiyorum dedim ya. Kızımla baş başa kalabilir miyim? Kapıdayım ben. Keşke hep orada olsaydın. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Sizin torununuzsa bizim de çocuğumuz. Bir yerin acıyor mu? Bir şey hissetmiyorum. Baştan beri bir şey hissetmiyorsun zaten. Hisseseydim böyle olmazdı çünkü. Ama ben başından beri olacakları sana tek tek söyledim. Dinledin mi? Hayır. Her zamanki gibi kulaklarını tıkadın, bildiğini okudun. Ben yatalak mıyım anne? Bana bir şey olmaz anne. Ne oldu? Gitti giden. Telafisi var mı? Yok. Hala o uğursuzu burada tutuyorsun. Bunları kim telafi edecek sana? Senden bu kız daha ne alacak ya? Ne alacak? Çık dışarı. Çıkmıyorum. Çık dışarı. Baba! Baba! Mete! Ya yine ne oluyor Allah aşkına? Çıkarın bunu. Ben katlanamıyorum şu an dinlemeye. Çıkarın. Git. Defol ya. Yavaş. Gerçekleri duymaktan rahatsız oldu hanımefendi. Filiz bir susar mısın Allah? Ya git götürün şunu, istemiyorum. Defol. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Ne olsun istiyorsunuz? Sen hiç konuşma. Olan bitenden en az senden az kadar suçlusun çünkü. Ben ne yaptım ya? Bizim de acımız var ya. Tamam. Bir tek sizin kaybınız değil tamam, ki bu. Tamam. Mete sen burada kal. Bizim kaybımız var. Ya git şimdi, İncire'ye falan saracak ya. Ya kimse kimseye saramaz. Dedemler aşağıda. Merak etme sen. Tamam. Sen iyi misin? Sen beni düşünür mü oğlum? Ne demek o Naz? Ben de çok üzgünüm. Niye böyle diyorsun? Gerçekten. Ya kız bebeğini kaybetti. Daha ne kadar delirtebilirsin onu? Ne yaptım ben ya? Olanı biteni söyledim. Biliyor kabahatini. Delirsin. Umurumda değil. Ne diyeceğim? Aferin mi diyeceğim? Bir şey demek zorunda değilsin. Sen onun annesin. Sadece teselli et. Başından beri söylüyorum bu olacakları. Beni dinlemiyor. Gidiyor, evden kaçıyor. Evinde otursaydı böyle bir şey olmayacaktı. Bizim torunumuz öldü. Bunun telafisi yok İzzet. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ya İzzet... Ablama kızıyorsun, sesini yükseltiyor, bağırıyor diye sen aynısını yapıyorsun. Bari dur Allah aşkına, dur abi. Tamam. Hadi gel aşağıya, aşağıya gel. Filizciğim gel aşağı inelim lütfen, hadi canım. Gelmeyeceğim abi, siz gidin. Siz gidin abicim, gidin. Nasıl, ne yapıyorsun? İzzet, yanımda olmak istiyorum. Çok yalnızsın. Lütfen izin ver. Ben şu anda çok iyi değilim, tamam mı Tansu? Ben çok heveslendim. Naz da öyle ama şu anda gerçekten içim acıyor. Lütfen. Biliyorum, hepimiz için öyle. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Bak, bu bebek bu eve çok iyi gelecekti. Ama kısmet değilmiş. Şimdi en çok ihtiyacı olan kişi Naz. Ona destek olmamız gerekiyor. Filiz'i de anlamıyorum. Bu kız bu haldeyken onu nasıl azarlıyor? Ama ben hatırlıyorum, o çocukken ne zaman düşse onu azarlardı. Çaresizlik insanı öfkelendiriyor. Filiz'in bir kabahati yok. Öyle. Bahane arayınca ne çok, değil mi? Ama sorun şu ki, kendini tek çaresiz hisseden o değil. Herkes onun öfkesini çekiyor. En çok da sen. Lütfen. Lütfen yapma bana. Peki. Evet. Hangimiz başlayacak önce? Sus Filiz, abartma Filiz, saçmalama Filiz, sakin ol Filiz. Hanginiz başlayacak? Günlerdir bas bas bağırıyorum. Olacak bitecekleri günlerdir size söylüyorum. Hiçbiriniz beni duymadınız. Hepiniz üstüme çullandınız. Ne oldu? Dediğim oldu. Torunum öldü. Kim torunumu geri getirecek? Baba? Ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl telafi edeceksin bu durumu? Sen İncil Hanım,
Ne yapacaksın? Kızıma odasını geri mi vereceksin? Ne oda ne ev benim derdim değil. İsterseniz geri veririm. Ha dede lütfen. Ben işlerin bu raddeye geleceğini düşünemedim. İptal edebilir miyiz? İptal ederim. Ya sen bunu ne yüzle söylersin ya? Nasıl ev senin derdin değil? Filiz kızım dur hemen parlama bir dinle ya. Neyi dinleyeceğim ya ben? Sen ne saçmalıyorsun? Filizciğim babam işlemleri başlatmış artık. Yani sen neyi anlamıyorsun? Ev İncilan'ın. Tam olarak bunu anlamıyorum. Ne yüzle burada duruyor? Ya utanmıyor musun sen hala benim gözümün içine bakmaya? Ya ben bir şey istemedim. Ama aldın. Filiz senin kızın evladını kaybetmiş. Sen neyin derdindesin ya? Tam olarak bunun derdindeyim. Bebeğini kaybetmiş kızımın gözünün içine bakıp tapuyu bunun üstüne yaptığını nasıl söyleyeceksin? Benim kızım bunu duyduğunda ne hissedecek? Ya yeter artık be. Yeter. Bir tek sizin canınız yanmıyor ya. Bizim de canımız acıyor. Bile sen hiç konuşma. Sizin ikinizin de kızımın odasına girmeye yüzünüzün olmaması lazım. Niyeymiş efendim o? Filiz, bak acın var anlıyorum ama çocukların üstüne fazla gitme. Takdiri ilahi onların kabahati değil ki. Nasıl kabahati yok ya? Benim kızım hamile haliyle günlerce yalnız başına dolaşıp durdu. Kocası başında değildi. Kocasız bıraktı benim kızımı. Zaten bu. Olan biten her şey bunun yüzünden. Bu işin vebali en çok senin boynuna. Filiz kızım. Evet yangının büyük anlıyorum. Ama inan ki hepimiz mahvolduk yani. Hepimiz yandık. Dede bırak Allah aşkına. Atıf dede siz alın İncile'yi evinize gidin. Sonrasını konuşuruz. Hayır. Hayır ben Naz'ı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Git! Git diyorum sana ya. Git kızımın hayatından. Girme odasına. Git ben daha ne anlatayım sana. Git. Ya yeter. Rahat bırakın artık yeter ya. Özür dilerim. Ben merak etmiştim de. Gideyim mi? Uyuyor muydun? Hala bağırışıyorlar mı? Boş ver. Sen duyma onları. Gelsene. Yok ya. Ben öyle iyi misin diye bir bakmak istedim. Hadi gel. Gel iki dakika hadi. Naz. Biraz konuşsam mı? Bir şeyler yapsam falan. Ben hiç alışkın değilim bu suskun Naz'a. Sence de annemin dediği gibi dikkat etseydim... ...hala benimle olur muydu? Yani benim inanışıma göre pek mümkün değil. Olacakla öleceği çare olmaz derler. Allah ona ömür yazmamış. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Kız olacak gibi hissediyordum. Melisa koyacaktım adını. Çok güzel bir çiçek çünkü Melisa. Çok güzel kokuyor. Bir de aşık demek. Annem beni suçluyor. Herkes beni suçluyor bence. Boş ver. Yani ben bile alıştım. Sizin evde biri üzülünce... ağızların menteşesi gevşiyor. Sonra kavga, kıyamet. Senin de alışmış olman lazım. Üzüldüler mi sence? Tabii ki üzüldüler. Mete peki? Mete de üzüldü. Çocuğun babası sonuçta. Sana söylemiştim ya işte böyle oluyor hep. Ben bağırmadan beni duymuyorlar. Ben susunca da hepsi bağırmaya başlıyor. İncil'e vardı. Önceden böyle anlardı da şimdi o da yok. Yanında İncil'e de. Da boş ver. Burada asıl olan sensin. Sen çok güçlü bir kızsın. Ayağa kalkman için, toparlaman için hiçbirine ihtiyacın yok. Eğer benden bir şey istersen, hani kavgaya adam çağırmak falan olur ne bileyim. Gerçi sen ona ihtiyaç duymazsın da ben buradayım. Ben seninle kavga etmeyi daha çok seviyorum ama. Buyur. O zaman ben adam çağırmayayım, tek başıma gelin sen teke çıkalım. Ben... artık kaçayım. Ama ne zaman istersen, ister omuz, ister domuz, ne olabiliyorsak onu oluruz. Görüşürüz. Kadir.
Canım erik istedi. Mete'yi çağırayım ister misin? Ben anlamadım ki, ben hiçbir şey anlamamıştım. Hiçbir şey hissetmiyordum. Ebe'ye ne ara bu kadar bağlandım. Şimdi böyle sanki içim bomboş gibi. Sanki kimsesiz kaldım. Kayboldum sanki. Nazlı'nın yanına çıkayım ben. Ben artık gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadir. Sen bana ne diyecektin? Ne diyecektim? Bir şey demeyecektim öyle. Önemli demiştin ya. Artık bir önemi yok hem şimdi sırası da değil. Zaten geçti. Yine de söylesem ben merak ettim. Düzce'ye döneyim diyordum da. Düzce mi, neden? Vazgeçtim. Artık bir önemi kalmadı. Gerçekten. Gerçekten. Vedalaşmadan gittin sanıyordum Kadir. Aşağısı biraz karışınca ben çok araya girmeyeyim dedim. Seni de yorduk bu akşam, kusura bakma. Önemi yok ya, ne olacak? Bir ihtiyaç olursa... Haber veririz. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoca evde Kadir mi kaldı bir tek konuşacak? Niye benimle konuşmuyorsun? Bizim yüzümüzden gitti biliyorsun değil mi? Sen hiç bizi anne baba olarak düşündün mü? Yani mesela anne bebek sitesine baktın. Bebek hangi ayda nasıl olur? Bunları konuşmasak. Sen konuşalım dedin. Sürekli seni ikna etmeye çalışıyormuşum gibi oluyor ama bebeği ben de istiyordum. Elimden geleni yapmaya hazırdım. Bana istemekten çok mecburiyet gibi geldi Mete. Birbirimizin canını mı acıtalım? İkimizin de canını mı acıtmak istiyorsun? Acımıyor mu zaten? Ben yazacağım. Frizan Hanım, ben kaçıyorum. Bir ihtiyacımız olursa beni arayın. Neye ihtiyacımız olacakmış? Anlamadım. Niye ihtiyacımız olsun, olsa niye seni arayalım? Naz'ın annesi var, babası var, kocası var. Böyle durumlarda nezaketen söylenir yani. O anlamda. Hı. Sen şimdi bırak nezaketi. Ne işin var senin Naz'la? Frizan Hanım, sizin için de zor, anlıyorum, annesiniz. Ama bu üslubu hak edecek ne yaptım ben, onu anlamadım. Senin anlayacağın üslupta konuşayım Kadir. Naz senin karın olsaydı, gecenin bu saatinde haberin olmadan biriyle buluşsaydı ne yapardın? Naz benim karım olsaydı, gecenin bu saatinde biriyle buluşacağında benim haberim olurdu. Eminim Mete'nin de haberi vardır, sizin de haberiniz vardır. Sonuçta buradan çıktı geldi, nereden çıkacak? Artık haberiniz yoksa da bir sorgulayın derim. Neyse, başınız sağ olsun. İyi geceler, iyi akşamlar.